Evet aktif ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah sağ olun. Bir son dakikayı vermiş olalım bizde. Gerçi son dakika değil de ne derler sıcak haber derler herhalde ona. Çünkü son dakikalığı geçti. İşte bir saatten fazla bir süre oldu ee, PKK'nın kanalında ya da PKK'ya yakınlığıyla bilinen Avrupa'dan yayın yapan bir kanalda konuşan kanalın yayınına katılan Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, kimyasal silah kullandığı şeklindeki PKKların tespitine Evet, işte bu i̇ddiasına, araştırılmalı iftirasına iddiasına, diyelim, i̇ddiasına özür dilerim. Doğru tespit değil. İddi, i̇ddiasına iftirasına diyelim. Ee, evet, araştırılmalı bunlar. Cenevre sözleşmesine göre, bilmem ne sözleşmesine göre, şu sözleşmesine göre, bu protokolüne göre, bunlar araştırılmalı önemli iddialar. Yok sinüsleri tıkıyor, şu oluyor, bu oluyor, bir sürü. Hadi be siz nereden oradan atmayın belgesi nerede utanmıyor musunuz demek yerine Türk Tabipler Birliği'ni temsil eden kişi bu iddiaların araştırılması lazım şeklinde bir çıkışı vardı. Daha sonrasındaysa kamuoyundan ciddi tepki oluşunca bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği bir operasyonla gözaltına alındı. Aynı zamanda Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne de bir başvuru var. Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Başkanlığı görevinden de alınmasıyla alakalı bir talep de aynı zamanda var. Şimdi gözaltına karşı mıyım değil miyim oradan başlayayım. Ben daha evvelden de zikrettim, belirttim. Bu tür iftiralar atıldığı zaman onlara ceza davası, soruşturması vesaireden ziyade, tutuklamadan ziyade, gözaltına almaktan ziyade halkın önünde gerçeklerin kendisine söyletilmesi, nasıl söyletilmesi, Şimdi Şebnem Korur Fincancı hangi iftirayı attı? Dedik ki Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya yönelik operasyonlarda benim gördüğüm, izlediğim videolarda yaptığım tespitlere göre işte burada kimyasal kullanılmış olabilir. Buyurun Şebnem Hanım deyip bir yargılama yapılırken olabilir, emniyet ifadesi sırasında olabilir, halkın önünde herhangi bir platformda olabilir. Buyurun size ben başka başka videolar göstereyim. Bunlarla da ilgili siz bize bir kanaat tespiti yapın. Gün görendeki patlama sonrasında insan parçaları etrafa dağılmış. Bununla ilgili bir görüş açıklaması yapın. PKK'nın koyduğu bir bomba çöp kutusuna patlatılmış. Çevrede gezen sivil insanlar paramparça olmuşlar. Veyahut da Kaymakam Muhammed Safi Türk koltuğunun altına konulan bombayla öldürülmüş, şehit edilmiş. Onun patlama sonrasındaki görüntüleri izlettirip bu patlama hakkında ne diyorsunuz? Burada kimyasal kullanılmış olabilir mi? Olamaz mı? diye bir sorup arkasından cevabını alma. Arkasından Ankara'da patlatılan bombalar. Kayseri'de patlatılan askeri otobüse konulan canlı bomba şeklinde yapılan saldırılar. Küçük çekmecede hakeza askeri bir otobüsün, servis otobüsünün geçişi sırasında yola bırakılan bombanın o, patlatılması. Ama işte orada sorun şu diyorlar ki onlar yapmadı ki diyorlar. Bu kontür faaliyeti. Devlet yapmıştı bunu söylesin. diyorlar. Evet ...onu da söylesin Şebnem. Hayır, yani tane... Ondan sonra biz onu zaten mit müsteşarı yaptık. Hayır, yani oturduğu yerden... ...böyle sırtını dayayacak... ...kahveler, şaraplar, viskiler gelsin... ...arkasından oturduğu yerden... ...küçük çekmecedeki patlamayı... ...kontrgeriyle yaptı. Peki affedersin... ...o hendek operasyonları sırasında... ...kendisinin de imza attığı... ...barış için akademisyenler... ...bildirisi aslında... PKK'yı savunma bildirisine imza attığı operasyonda o hendekleri kazanlar kimlerdi? Veya orada onlar, patlatılanlar neydi? Onlar da bir grup öfkeli genç diyorlar öfkeli onlar genç. içinde. Yani bunları söylesin. Bu, yani benim hiç çekincem yok. Bunu millet bilsin. 80 milyon bilsin. Onlar öfkeli genç. Onlar 797 güvenlik görevlisinin sadece 2015 yılındaki o hendek operasyonlarıyla o sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde özellik ilan ediyoruz diyerek PKK o ilçelere giriş çıkışı yasakladık. Güvenlik güçleri de artık buraya giremez dedikleri ortamda 797 güvenlik gücümüz mensubumuz şehit olmuş. O olaylara diyor ki Şebnem Korur Fincancı, öfkeli gençler bunlar, güvenlik güçlerini 797 Tanesini şehit etmişler. Şimdi ben bunu, Buyursun, söylesin. Ben bunu nereden diyorum? Gün gören saldırısı sonrası, bu Şebnem Korur Fincancı'nın kendi açıklaması olmayabilir ama yandaşları ve aynı düşüncedeki adamların Gün gören saldırısına önce dediler ki bu PKK ile alakası yok dediler. Ondan sonra dediler ki yakalanınca fail adam dedi ki evet ben gittim şuraya şunu koydum şundan bombayı şuradan aldım dedi. Hayır bunu polis işkenceyle zorla itira şey yaptırmış. İtiraf ettirmiş. Aslında bu bunun sözleri değil. işkence altında söylenmiş diyorlar. Bu kafa bu işte. Tamam mı bunu söylesin halkın huzurunda söylesin. Hemen arkasından peki bir dakikalığına gün görenle ilgili iddia o. Hemen Şanlıurfa'da iki polisin şehit edilmesi. Hemen ona da diyecek ki Şanlıurfa'da iki polisin şehit edilmesi de PKK'nın eylemi değildir, saldırısı değildir. Devletin içindeki e, derin odakların çözüm sürecini bitirmek için yaptıkları bir eylemdir. Peki onu da koyduk bir kenara. Onun da ısrarını yapmıyoruz. O Hemen iki polisin şehit edilmesi sonrasında yollara döşenen bombaların patlatılması, askeri araç geçerken patlatılıyor, arkadan ambulans geliyor, yaralı askerleri hastaneye götürmek üzere onun da önünde bir bomba patlatılıyor. Bu da mı derin devlet? Peki o da derin devlet. Böyle böyle 30 tane, 40 tane hepsi derin devlet. E o zaman bir zahmet ya. Bunların hepsini derin devlet yapıyor. PKK hiçbir şey yapmıyorsa PKK ak kaşık ise o zaman lütfen şu PKK övdüğün PKK'lılara söyle silahı milahı bıraksınlar. Murat Karayılan çok güzel bir adammış o zaman. Bıraksın silahı gelsin şuraya desin ki ya biz hiçbir saldırıda imzamız yok. Biz efendim Diyarbakır, ba Bodrum çok yakındır birbirlerine diye tehdit mehdit savurmadık kimseye. Bunların hepsi algı operasyonları söylesinler ya bunu da söylesinler. Utanmaları yoksa çıksın. Bu savunmaları da yapsınlar. Arka planda da bunu ispat edebiliyorlarsa biz hiçbir şekilde sırtımıza silah da almadık kardeşim. O gördüğünüz fotoğrafların hepsi foto montajdır. Bizim bombayla bombayla bir ilgimiz yok. Şu an asker operasyon düzenliyor. Pençe kilit operasyonları düzenleniyor. O çerçevede. Burada da şehit edilen askerlere sıkılan kurşunlar bizim kurşunlarımız değildir diyorlarsa bunları söylesinler ya 85 milyonun huzurunda hatta 8 milyar insanın huzurunda söylesinler. Ondan sonra biz tartışalım bunları, konuşalım nedir olayın gerçek yönü nedir. Dedikleri şeyin bir gerçeklik payı var mıdır, yok mudur? İmralı'daki bu işlere ne der? O da ...sonuç itibariyle şu olay benim değildir... ...bu olay bilmem kimindir... ...bu da aynısını söylüyor... Yani asır, şey... ...kısmen ama Baya şu olaylar... ...ben biliyorum diyor o olayı... ...bilmem kim yaptı diyor... İşte ...o da, diyor. da içimize Başka sızan Allah... bilmem kimdi diyor... Ee, ...o zaman çıkacaksınız çözüm süreci gibi bir... ...çözüm süreci başlatıldığı zaman... ...hemen silahları bıraktık... Bundan sonra yapılan saldırıların hiçbirisinden biz sorumlu değiliz. Bizim özellik mözerklik ilanı diye bir iddiamız yoktur. Bizim talebimiz sadece ve sadece Türkiye'de, Kürtlerinde, Lazlarında, Çerkezlerinde, Türklerinde herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. Bunun dışında bizim özellik de şuydu buydu herhangi bir iddiamız, herhangi bir dayatmamız, silahlı bir mücadelemiz yoktur. Ya Selahattin Demirtaş'ın kendisinin var ya. PKK silahlı ama hak arayan bir örgüttür. Zaman zaman şiddete başvurur. Zaman zaman. E bitti. Kendiniz söylüyorsunuz. Bunu. Bunların hepsi konuşulsun. Adamlar kendi ağızlarıyla söylesinler. O kimyasal efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gelince Efendim kimyasal ya zaten bombaların, silahların, tüfeklerin, kurşunların e, tamamı zaten kimyasal. Hangi anlamda söyledin? Zaten biz ilk gün burada sinüsleri kapatıyormuş, kapatıyormuş diye Şebnem Kurur'un açıklaması izlendiği zaman burada da vermiştik. Göreceksiniz dedik. Arkasından bunlar ya bunu çevirecekler, kıvıracaklar. E şimdi Nitekim Şebnem Kurur kıvırıyor. E i̇şte sinüsleri kapatmış bu. Bomba da kapatır şeklinde. Ben anlatın. demedim diyor. Onlar söyledi de diyor kimyasal evet. silah kullanıldığını. Ben demedim. Ben sadece dedim ki bunun karşılığında yaptırımı da budur. Bununla ilgili bunun yapı... Yani şunu diyemiyor. Orada Türk Tabipler Birliği Başkanı sıfatıyla. Kanıtınız ne kardeşim? Ne saçmalıyorsunuz siz? Hani daha önce 50 kere söylediğiniz aynı martıvalı. Hepsi yalan çıktı. Neyi söylüyorsunuz diyemiyor. Evet. Diyor ki evet. bu araştırmalı diyor. Tabii Cenevre Sözleşmesi'ne göre diyor ben demedim ama diyor ben demedim kimyasal silah kullanı, kullandı TSK oradan da kıvırmaya çalış. Evet, onu net olarak söylesin halkın önünde söylesin nasıl oyuna geldiyse oyuna geldiğini açıklasın bizim Çepnem Korur Fincancı'ya e, ayağımıza bastığı için veya şunu yaptığı için bunu yaptığı için topumuzu alıp götürdü diye bir düşmanlığımız yok ya kimseye düşmanlığımız yok ama onların da bu ülkenin güvenlik güçlerine düşmanlığı olmaması lazım. PKK'lı teröristlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını yan yana koyduğu zaman kalkıp PKK'lıların sözüne itibar etmemesi lazım. Hadi oradan. Biz sizin şehirlerde patlattığınız bombaları biliyoruz. Ve siz o bombaların patlatılmasının özrünü bir kere dileyin. Ondan sonra gelin bana. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal mı kullanıyor, silah mı kullanıyor, şunu mu kullanıyor, bunu mu kullanıyor ondan sonra bana gelin soru sorun demesi lazım. Sizin de belirttiğiniz karşı cevapları vermesi lazım. Ama bakın o öyle bir dalga dalga halinde yayılıyor ki bugün sabahleyin daha Habertürk'te sabah programında Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasını anlatan ...bir sunucu, uyuyan bir sunucu... ...gözleri uykulu bir sunucu... ...Pincancı gördüklerini anlattı diyor. Videoda gördüklerini anlatmış. Bir video varmış. Burada haberde. Yeni Akit eden, merak edenler baksınlar. Gördüklerini anlattı, gözaltına alındı diyor. Bunu da Habertürk'te söylüyor. Evet, Habertürk'te Turgay Ciner'in televizyonunda... Daha hala 10 tane işçisinin cesedini bulamayan Kahramanmaraş'taki madende 10 tane işçinin cesedini bulup çıkartamayan Turgay Ciner'in kanalında kalkıyorlar. Diyorlar ki Şebnem Kurur Fincancı gördüklerini anlattı. Yani yalan bir şey söylemedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira falan atmadı. Uyduruyorlar. Bu soruşturma da insanları susturmak için yapılan bir soruşturmadır gibi algı oluşturuyorlar. Dolayısıyla devletin bu tür algı operasyonlarının hepsine bilinçli bir şekilde üzerine yürümesi lazım. Öyle bir hale getiriliyor ki arkasından bakıyorsunuz o gazetelerin, milliyetçi gazetelerin bir tanesinde bile bakın kaçıncı gün oldu bugün o Şebnem Korur Fincancı hakkında haykırıyorum Yeni Çağ Gazetesi dilinizi mi yuttunuz? Ne yazdınız Şebnem Korur Fincancı ile ilgili? Çıkın, çıkın söyleyin veyahut da deyin ki bizim milliyetçiliğimiz, ülkücülüğümüz çakmadır kardeşim deyin. İyi Partililer, Meral Akşener, İmam Hatiplerle hakkında İsmail Küçükkaya'ya her lafı dedin. Hatta İmam Hatiplerin kapatılması lazım dedin. Kapatılması lazımdı o tarihte. Sadece İmam Hatipler'in kapatılması lazımdı. Ama asker böyle istedi diyerekten meslek liselerinin orta kısmı da kapatıldı. O hataydı dedin. İmam Hatiplileri sattın. Sattın. Ama Şebnem Kurur Fincancı'ya haddini bildiremedin. Saadet Partililer, Milli Gazete'de kaçıncı gün oldu bugün? Var mı bir tane haber? Niye yazamıyorlar? Hani sansüre karşıydılar otosansüre de karşıydılar. Hani devlet tek adam tarafından yönetiliyordu. Bir tane haber gördünüz mü? Karar gazetesi kıyısından köşesinden bir küçük haberle geçiştirmeye çalıştı. Bu kadar önemsiz bir şey midir? Bakın Cumhuriyet'in haberini okuyorum. Buyurun. Son dakika TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Adli Tıp Uzmanı ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. İddia ne? Yok. Nerede 5 1 k Bunlar Diyanetle ilgili bir şey olduğunda 8 yaşındayken de buraya giden 13 yaşına geldiğinde de falanca yerde görülen hakkında bilmem ne soruşturması açılan 1972'de de hakkında bu davadan yargılanan deyip aşağı doğru böyle bir silsileyle şey çıkarırlar. Bu kadın niye görevden alınmak isteniyor? Niye gözaltına alınmış? Şimdi yok, yok. ama şu var. Adli tıp uzmanı. Yani diyor ki Bilenlere de diyor ki kimyasal silah kullandığı iftirası attığını bilen bizlere de diyor ki şebnem korur fincancı bu işi bilir kardeşim adli tıp uzmanıdır. Bir, iki profesör doktordur bu öyle sıradan birisi değil o bir şey söylüyorsa doğru söylüyor diyor iddiayı söylemeden cevabını veriyor devam ediyor diyor ki ya o Hanfendi Türk Tabipleri Birliği başkanı diyor. Siz bunu gözaltına alıyorsunuz. Türk tabiplerinin hepsine operasyon düzenliyorsunuz diyor. Ya iyi güzel de bir de, bir de bu bayanın yaptığı şeyi söyleyin. Niçin gözaltına alındığını söyleyin. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanma noktasında iftira atıyor. Adli tıp uzmanıymış. Ne yapayım adli tıp uzmanlarının suç işleme ayrıcalıkları mı var? Yok da yoksa suçtan masumiyetleri mi var? Var mı öyle bir şey? Kanunda yazıyor mu? Diyor mu ki hani peygamberler için masumdur diyoruz. Sadece peygamberler. Evliyalar için bile demiyoruz. Hocalar, şeyhler, şunlar bunlar için demiyoruz bakın. Hangi hoca olursa olsun bugün için yaşayan 8 milyarın içinde Tayyip Erdoğan da dahil, ben dahil, siz dahil hiç kimsenin Suçtan masumiyeti yok diyoruz. Hepimiz suç işleyebiliriz. Hepimiz günah işliyor olabiliriz diyoruz. İnancımız böyle diyoruz. Ama bunlar ne yapıyorlar? Adli tıp uzmanı. T Profesör, doktor, Türk Tabipleri Birliği Başkanı. E ne yapayım? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attıysa çıksın. Desin ki ben belgesiz konuşmam kardeşim. Buyurun bu. Veyahut da desin ki PKK'lılar beni oyuna getirdiler. Kusura bakmayın Türk milletinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden özür diliyorum. Bunlar böyle alçaktır, böyle haindir bu teröristler. Maalesef ki maalesef Türkiye'nin dört bir yerinde patlattıkları bombayı bir de benim gözümün önünde, benim önümde patlattılar. Bana oyun oynadılar, bana bir video izlettirip burada şu ihtimal, bu ihtimal diye sordular. Ben on tane ihtimal söyledim. Burada hiçbir kimyasal silah olmamıştır. Varsa eğer böyle bir şeyler anlatacak tabii. Hiçbir kimyasal silah kullanılmamış olabilir. Ama her ihtimali dikkate alarak böyle bir iddia varsa bunu araştırılması gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yakışan budur. Zaten onun envanterinde bizim bildiğimiz böyle bir silah yoktur. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri de araştırmasını yapıp sonuçta da bunu açıklığa kavuşturması gerekir. PKK'nın da olsa iftirasına cevap vermesi gerekir. Siz, siz gazetecisiniz. Hiç size PKK kanalından yayın teklifi yok, geliyor yok, mu? Yok, niye, yok. niye size gelmiyor da ona gidiyor? Tabii yani bunların -tabii hepsi, bile... hepsi hepsi ya sorgulanması bunlar... lazım. Niye? Onlara bile sorulması lazım. PKK'lılara da sorulması lazım. Rudava şuna buna hepsine ya niye Ali Karahanoğlu'nu aramıyorsunuz da Murat Alan'ı aramıyorsunuz da Akit TV'den birisini aramıyorsunuz da Şebnem Korur Fincancı'yı niye arıyorsunuz? E diyecek olurlarsa ya ya kardeşim iyi de Ali Karahanoğlu hukukçu. Bize bu konuyu bunun, tıbbi bunun açıdan hukuki altyapısı da yok mu? Var. Cenevre var. Sözleşmesi tıbbın neresine var. şey yapıyor denkle geliyor da Cenevre Sözleşmesi. Kısır yok. tartışma yapmamak için hemen alternatif Akit Gazetesi'nin profesör, adli tıpta da uzun yıllar çalışmış olan Sefa Saygılı Profesör Doktor var nöroloji profesörü Ali Akben var. Var, var, var. Onlara bir sorun. Deyin ki ya şöyle bir görüntümüz var. Bu görüntü hakkında ne diyorsunuz dersiniz. Ha, o zaman gazetecilik yapıyorsunuz. Diye. Ama Şebnem Korur Fincancı'ya soruyorsanız ki eski yıllarda da benzer açıklamaları olan o hendek operasyonları sırasında biraz önce söyledik. Yani bunların sabıkası bir tane, iki tane, üç tane değil. Ama ne yazıktır ki CHP ve İyi Parti ve Saadet Partisi koalisyonu, ittifakı bu isimler KHK ile atılan isimlerin hepsini göreve iade edeceğiz dedi. Neydi o KHK ile atılanlar? Barış için akademisyenler bildirisine imza atan. Hendekçiler. Hendekçiler. Yani savaşta kullanılabilecek şekilde olan ağır silahlar burada halka karşı kullanılıyor diyen ahlaksızlar. Bugün niye kullanmıyor devlet? Eğer devlet öyle bir zalim devletse, eğer devlet sizin dediğiniz gibi, iftira attığınız gibi insanı öldüren bir devletse, o gün PKK özellik ilan ediyorum. Hadsizliği yaptığı için güvenlik güçleri kendi canını tehlikeye atıp o binalara girerken o binayı bombalama yerine bunun içinde tuzak bu bir Mayınlar olabilir, bombalar olabilir. Düşüncesiyle önce binaya bomba atıp ondan sonra gireceğine kendi canını tehlikeye atıp o binalara bomba atmadan girdi. içinde belki rehin alınmış insanlar oldu. Öyleydi de bir çocuk geldi. Evet, çoluk çocuk olabilir. Biz buraya bomba atarsak kendi canımızı düşünüp bomba atıp ondan sonra biz girelim dersek içerideki küçük çocukları sivil insanları öldürmüş olabilir. Öldürülen bebekler difrizde tutuluyor diyordu bu adamlar. He. Bu adamlar mahallenin önüne branda geriyorlardı. Arka taraftan branda eli roketle eşkıyalar geziyordu brandanın arkasında. Devlet kör atış yapıp vatandaşları da orada vursun ki Türk devleti sivilleri katlediyor şeklinde de bir algı oluşsun ondan sonra yine Cenevre Sözleşmesi'ni hatırlatsın bu insanlar diye. Şimdi çıksınlar söylesinler Sur içerisinde niye böyle bir operasyon devlet düzenlemiyor. Niçin askerler orada şu eve bu eve girmeye kalkışmıyor? Niçin orada sivil ölümlerinden falan filan kimse bahsedemiyor? Niçin 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 sorsun ya? Bunlar bilim adamı, profesör bunlar. Bin küsür bilim adamı üniversitede gençlere ders veren, eğitim veren insanlar, profesörler çıktılar bu bildiriye imza attılar. Dediler ki devlet savaşta ancak kullanılabilen ağır silah ağır silah ne demek top bomba ağır bombalar attığın zaman etrafındaki şöyle bir 20-25 metre çevresindeki bütün insanları öldürebilecek bombalar atılıyor anlamında bir bildiriye imza attılar. E şimdi bugün elhamdülillah oradaki PKK'nın o hassiz çıkışı susturuldu, sonlandırıldı. Bugün herhangi bir şekilde huzursuzluk o ilçelerde de yok. Şimdi gidip ne diyorlar? Eskisinden daha güzel olmuş diyorlar. Evet. Kusura bakmayın diyorlar. Böyle diyenler var. Yani evet, o sizin kendi o... yandaşları. Kendi yandaşları yani. Biz böyle demiyor HDP diyorduk ama HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunan 2015 yılında hem Haziran ayında hem Kasım ayında HDP'ye oy verilmesi çağrısında bulunan biraz önce de gösterdiğimiz o sabah programının yayınlandığı Habertürk'te çalışan sözde gazeteciler o tarihte HDP'ye oy verilmesini isterlerken oradaki operasyonları eleştirirken bugün Sur ilçesi tarihi mimarisine de uygun şekilde yeniden inşa edilmiş şahane bir ilçe olmuş burası diye şimdi yazılar kaleme alıyorlar. Şimdi burada herkes dürüst olması gerekir. Devletin yaptığı bir yanlış varsa çıkıp söylenir. Ama siz PKK'nın baştan aşağıya yaptığı yanlışların bir tanesine bile tek kelime etmeden devletin 100 tane operasyonu varsa o 100 tane operasyondan bir tanesinde ya işte teslim olun derken üç kere teslim olun demeleri gerekirken üçüncü'yü biraz kısık sesle söylemişler dercesine üçüncü'yü niye yüksek sesle söylemediniz tam duymadı teröristler deyip buradan kavga çıkartanlar oturup şapkalarını önlerine koyup biz ne hainlik yapıyoruz diye Türk halkından da özür dilemeleri gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de özür dilemeleri gerekir. Ve şu son, son operasyon çerçevesinde Çebnem Kurur Fincancı olayında gerçekten devletin bu olayın tüm ayrıntılarını, o görüşmenin, röportajın nasıl yapıldığını, o videolardaki görüntülerin ne olduğunu, o görüntüleri kimin çektiğini. Yani bir de şöyle düşünün ya. Şimdi bir bomba atılıyor. İddiaya göre, iftiraya göre kimyasal hemen bir dakika iki dakika sonra o kimyasalın etkisini herhalde onlar artık yedi canlı mıdır nedir o videoyu çekenler hemen orada çekim yapıyorlar ve kendilerine hiçbir zarar olmuyor. O zaman siz maskeyi taktınız birisinin bir şey atmasını beklediniz eğer gerçekten orada bir kimyasal var ise e, oradaki insan işte nefesi alamıyorum falan filan dediği noktada sen gayet rahat bir i̇şte, ha, oradaki kurguyu aramıyor ama yani. bakın yani evet. mesela gün görende bombalı saldırı olduğunda faili de yakalanıp evet bu PKK'lıdır denildiğinde arkasında başka bir şey arayan yok evet. PKK yapmamıştır yok canım, diyenler PKK... Bak, o görüntülerin çekildiği esnada o kimyasal malzemenin bu kişilere niye sirayet etmediğini bununla ilgili bir sorgulama derdine düşmüyor tamam canım bunlar dediyse kesin doğrudur PKK haşa e, sanki doğrucu Davut ama öbür taraftan da biz kendi güvenlik güçlerimiz ki onlarca olay var. Yani bir tane iki tane olay olduğu zaman sadece tartışılan şey Şanlıurfa'da iki polisin şehit edilmesi olsa arkasından onlarca bakın onlarca diyorum bir tane iki tane olsa ben her türlü iddianın araştırılmasından yana olurum ama Onlarca askeri araç, polis panzeri patlatıldı. Buna rağmen hala HDP'nin kepçeleriyle yapıldı. HDP'li belediyelerin, BDP'li, DTP'li neyse işte o dönem bir paravan tabela partisi daha vardı. Onların belediyelerinin personeli götürüldü. O zaman mantıken HDP de kontür gerilla faaliyetinin parçasıydı. HDP de derin devlete çalışıyordu. Ya da BDP neyse işte o tabela partileri ya öyleyse Bunlar da böyleydi. PKK bıraksın silahı. Desin ki bizim silahla bir işimiz yok. Hiçbir yerdeki hiçbir olayla ilgili bizim bir iddiamız bizim bir saldırımız söz konusu değildir desin. Ha ondan sonra biz diyelim ki kim yaptı acaba bu işleri. Evet. Şimdi bir reklama gidelim. Döndükten sonra sakın bir yere ayrılmayın. Döndükten sonra neyle başlayacağız? LAN'la başlayacağız. Evet bir yayında hoş bir ifade değil ama koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bulunduğu bir ortamda Başkan Erdoğan'ın bir projesi anlatıldığında bir belediye başkanımız tarafından Tuzla Belediye Başkanı tarafından önce LAN'la işaret ediliyor hedef gösteriliyor. Sonra dışarıda da o belediye başkanına yönelik bir darp, bir saldırı eylemi gerçekleştiriliyor. Akit'in sürmanşetinde diğer gazetelerde de var. Cumhuriyet'te de öyle bir şekilde vermiş ki öyle bir haber yapmış ki bakın darba uğrayan, saldırıya uğrayan suçluymuş gibi bir algı oluşturuluyor. Önce reklam diyelim. Sonra döndükten sonra devam edeceğiz. Evet geri geldik. Şimdi haber7.com'da da bir son dakika özel haberi var. Arkadaşlar atmışlar aşağıdan. Onlar da şey diyorlar. Şebnem Korur Fincancı'nın evinde haber7 özel diye geçiyor. Evinde yapılan aramada 25 adet dolu, 1 adet boş, 9 mm kısa Browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu, 1 adet boş, 7.62 mm Kalashnikov fişeği ele geçirildi. Karar gereği el konuldu diye de bir son dakika Bir Şimdi de fotoğraf paylaştı. Bu son ama çok şöyle önemli Bunlar değil. Kadar... Şimdi Büyük ihtimalle ruhsatlı silaha bağlı olarak Keleşik... vermiş Olmaz tabi ama. Ona da adli tıpçı derler ama. Şöyle düşünün ama. Yani 3 gündür tartışılan 4 gündür tartışılan bir isim gözaltına alınacağı bilinen bir isim evinde gerçekten kaçak bir şey varsa da saklayacak kadar ama da aptal de değildir. Ya. Ben e, bunlara... Haber doğru Bakın, mudur? Bunlar, bunlar işi sulandırır. Dedim. Ben açık söyleyeyim. Bunlar yani söylenilen, atılan iftirayı PKK'yı bitirme noktasına getirmişiz. Türk Silahlı Kuvvetleri son vuruşu yapacak. Bu noktada adam çıkıyor, kadın çıkıyor diyor ki kimyasal kullanıyor ya. Hey dünya kalkın ayağa. Cenevre Sözleşmesi nerede, bilmem ne maddesi nerede, protokoller nerede diyor. Can suyu olmaya çalışıyor PKK'ya biz kalkıp da iki tane efendim evinde bilmem fişek bulundu falan filan deyip o sözlerin hesabını soracağımıza iki tane fişeğin peşinde gitmeye kalkarsak bu iş biter. Ben bilmem gördüğümü söyledin evet, sadece. Geçen son dakikayı anlattım. Gerisi mahkemeyle savcılıkla evet. Şevdem Korur Fincancı'nın arasında cereyan eden bir şey diye söyleyelim. Şimdi eee Akit'in sürmanşetini verelim ekrana. AK Partili başkana CHP'lilerden darp diye bir haber var. Önce videosunu görelim sonra bunu konuşalım. Neyi konuştuğumuzu neyi anlattığımızı söyleyelim. Tuzla ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin üçüncü kademe açılışından bahsediliyor. Birinci kademe açılışını ve ikinci kademeyi Başkan Erdoğan yapmıştı. Üçüncü kademenin temelini rahmetli Kadir Tokbaş atmıştı. O atıştan sonra anca işte proje bitirildi tamamlandı deniyor. Dün o açılış töreninde de işte bir hadise olumsuz bir hadise yaşandı. Önce videosunu izleyelim sonra mevzuyu konuşalım diyelim. Görüşünüz fikriniz ne olursa olsun her şeyi eleştirebilirsiniz ama ben 20 yıldır yapmış olduğu o ismi protesto ederken 20 yıldır yapmış olduklarını bir haftaya anlatamam belki ama 30 yıl önce belediye başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan sadece Tuzla'da sayayım burası dahil Kafkale Spor Kompleksinin onun kamulaştırılması ve yapılması dahil İdris Gülnece Kültür Merkezi kütüphanelerin yapılması şifa yan yolun yapılması sahil birinci ikinci etapın yapılması aydınlı yolun yapılmasını 4 yıl belediye başkanlığı yap Yapmış. Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır Bu protestonuza kınıyorum Teşekkür ediyorum Arkadaşlar 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 Arkadaşlar, ya arkadaşlar, ya o arkadaş burayı germeye gelmiş. Bırakın, bırakın. O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin, sakin. Nezaketsiz. Bakın arkadaşlar, müsaade edin, müsaade edin. 12 Eylül döneminde bile görülmemiş bir zulmü yaşıyor muhalefet bu ülkede tırnak içerisinde diyorlar. Hı. 70 ne daha kötü durumdayız 28 Şubat mı hiç kalır yanında tek adam diktasının altında eziliyoruz diyorlar. Tek adam dedikleri adama o programda hakaret ediyorlar. AK Partili Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da çıkıyor durumu anlatıyor. İşte o protesto ettiğiniz adam açtı buranın birincisini, ikincisini hiç bahane de uydurmadan görevde olduğu sürede yaptı diyor. Orada protesto ediliyor, yetmiyor. Belediye başkanı İmamoğlu provokatörlükle suçluyor, hedef gösteriyor. Ondan sonrasında aşağı indiğinde de aşağıda sözde diktatörün ülkesinde, sözde diktatörlüğün olduğu ülkede Yine sözde diktatörün adamı darp ediliyor. Ve bunlar da elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Biz de yedik bu ülkedeki diktatörlüğü. Evet, yani şu olayı belki iletişim fakültelerinde uzun uzun ders olarak incelettirmek, değişik boyutlarıyla bakmak lazım. Şimdi siz bu bir kısmını belirttiniz. Bu biyolojik arıtma tesisi açılışı ki biz ilkini nerede hatırlıyoruz? Eyüp'te AK Parti Belediye Başkanlığı AK Parti'de olduğu dönemde hazırlanmış, planlanmış, yeri belirlenmiş, bütçesi ayrılmış bir milyar TL'lik tesis. Ekrem İmamoğlu temel atmama töreni düzenleyip gereksiz bunlar demişti. Fazla yapılacak bir tesis. Dolayısıyla biz bunun temelini atmama töreni düzenleyerek Dünya literatürüne geçmek istiyoruz demişti. Birincisi o. Şimdi bir yerde biyolojik arıtma tesisi, ondan sonra da denizlerde o kirlilikleri gördük. Nasıl kıyılara varıncaya kadar o kirlilikleri de kim temizledi sonrasında gene Çevre Şehircilik Bakanlığı temizledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil. Şimdi bir bu açıdan bakarız. Bir başka açıdan daha bakalım. Medya olaya yani bir ilçe belediye başkanına linç girişiminde bulunuluyor. İnsanlar bağırıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu konuşurken bile önünden geçen insanları sayın. Birisi diyecek şimdi onlar gazeteci gazeteci görevli. Ya bırakın Allah görevli görevli. Onlarca kişi geçiyor hızla koşuyor. Nereye gidiyorsunuz? Adam dövmeye. İlçe belediye başkanını dövmeye gidiyorlar. Linç etmeye gidiyorlar. Peki medya organları nasıl veriyor bunu? Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine katıldığı zaman acılı o köylüler protestoda bulunduğu zaman hangi yüzde buraya geldin? PKK'lıları savunurken, PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak yaparken şimdi hangi yüzde buraya geldin diye protesto ederken he, kalkıp da yumruk atmalarına gerek yoktu. O noktasını da tasvip etmiyorum. Ama tümüyle onu linç girişimi diye gösterenler şimdi Tuzla Belediye Başkanını linç etmeye çalışanlara protesto ettiler. Tepki gösterdiler. İtiraz ettiler. Törene katılanlar itirazlarını belirttiler. İfadeler bunlar. Şu gazete Cumhuriyet evet. akşama kadar sansür, yasak, baskı bittik, öldük diyor. Bak ne diyor Ali Bey bakın. İBB'nin su arıtma tesisi açılışında AKP'li başkan gerginlik çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu gerginlik çıkarttı demiyorlar. Şehit cenazesine geldi. Bir yandan PKK ile iş tutarken öbür taraftan da şehidin PKK'nın şehit ettiği askerin cenazesine katılıp oradan oy devşirmek istediği için bu riyakarlığı gerginlik olarak değerlendiren köylüler itiraz ettiler, protesto ettiler demiyor. Ne diyor? Vinç linç etmeye kalkıştılar diyor. Ama burada gerginlik çıkarttı ilçe Tabii. belediye başkanı diyor. O da bir başka ders boyutu, bir başka ders boyutu. Siz vermediniz herhalde rütük kuralları gereği lan 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 diye gidiyor Ekrem İmamoğlu. Ben yazılı basın biraz daha bu konuda esnek. Yani birebir olan şeyi verdiğin zaman e, yani çok fazla sorun yok. He olmayan şeyi de biz yazmayız zaten. Olan şey şu: Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Lan üç buçuk seneyi, 25 seneyle kıyaslamalara bayılıyorum. Dönüyorlar. 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. Lan üç buçuk sene, lan 3 ayını siz çaldınız. Bir buçuk senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor cebimizdeki paraları da aldınız. Yani adam biraz daha zorlasa diyecek ki ya 5 sene doldu. Daha dur bir dakika ya başlamadık daha göreve. 3 bilmem ne ayı şöyle geçti. Oturmayla geçti. Ondan sonra pandemiyle geçti. E ondan sonra o pandeminin çıkışıyla geçti. Daha yeni koltuğa oturdum. Halbuki geriye bakıyorsun Fatih Portresi'ne 5 milyon gitmiş. Tarkan konserine 3 milyon gitmiş. Bilmem Arjantin'den gelen dansçıya 500 bin gitmiş. Onları koltuğa oturmayla ilgili saymıyor. E şimdi daha dur bakalım yeni daha biz daha yapacak çok işimiz var deyip 5 yılın sonunda bir daha halktan yetki isteyecek. Ama şimdi 3,5 seneyi 25 seneyle mi kıyaslıyor Şadi Yazıcı? Yoksa biri birbirine benzer dönemleri mi kıyaslıyor? Bir kendi ağzından siz verdiniz. Ben de buradan hemen hızlıca okumuş olayım. Evet. Ekrem İmamoğlu diyor ki lan üç buçuk seneyi yani benim üç buçuk senelik dönemimi ki onun da işte şunu şöyle şöyle oldu falan filan estek köstek. 25 yılla kıyaslıyorsunuz ya be vicdansızlar demeye getiriyor. Bakalım Şadi Yazıcı 25 yılla mı kıyaslamış? Recep Tayyip Erdoğan sadece Tuzla'da sayayım burası dahil Kafkale spor kompleksinin yapımı ve onun kamulaştırmasının yapılması. İdris Güllüce kompleksi kütüphaneleri, şifa yan yol yapılması, sahil birinci ikinci etapının yapılması, Aydınlı yolunun yapımını 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptım. Tayyip Erdoğan zaten 4 yıl belediye Sadece başkanlığı burada yapılmış. diyor bir de. Birinci yıl tabi Tuzla. Tuzaylar yani Tuzla, Tuzla tören yapıldığı için Tuzla ve ilçe belediye başkanı da Tuzla'nın belediye başkanı olduğu için o sadece Tuzla'yla sınırlı olarak Tuzla'ya hangi hizmetler yapıldı Tayyip Erdoğan'ın döneminde 4 yıl. 5. yılda Tayyip Erdoğan gitti. Niye gitti? Hani Ekrem İmamoğlu diyor ya, çaldınız lan, çaldınız aldınız lan, 3,5 ayımızı aldı. Tayyip Erdoğan'ın bir yılını aldılar, bir de ona baksan ya. Kim aldı? Sen aldın. Senin zihniyetindeki adamlar aldı, Naci Ünver aldı. Naci Ünver kim? Emekli olur olmaz. Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığına emekli olur olmaz. CHP'ye kapak katan sözde objektif hukukçu. Seyfi Oktay dede döneminde yargıtaya konulan adam. Oturdu dedi ki Tayyip Erdoğan şiir okumuştur. Halkı kin ve nefrete sevk etmiştir. Cezasının onanmasına belediye başkanlığının düşürülmesine bir yılını çaldılar Tayyip Erdoğan'ın. Ama Ekrem İmamoğlu'nun 3 ayı seçim yenilendiği zaman koskoca Türkiye'yi 10 milyon seçmeni olan bir Şehir, şehirde 15 bin oy farkıyla seçim kazanmış görünüyor ki o 15 binde de sıkıntı vardı. Bütün oylar sayılamadığı için sonuçta yenilenmesine karar verildi. Onu da, Şimdi, onu da yine CHP'liler durdurdu. Evet, Gece yarısı o, Çağlayan adliyesine gittiler. Tüm e, oyların yeniden seçilmesine bakılmasına, incelenmesine de itiraz edenler de CHP'lilerdi. Şimdi bu noktada daha birkaç başka açılardan da bakmakta fayda var ama bu kadarıyla yetinelim. 4 yılda yapılanlar var. Ak Parti demeyelim tabii. Milli görüş çizgisindeki Refah Partisi dönemindeki 1994-98 yılları arasındaki o dönemde yapılan hizmetleri Şadiye Bey açıkladı. Ama Ekrem İmamoğlu sanki 25 yılda yapılanlarla kıyaslanıyormuş kendisinin yapmadıkları gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Burada medyanın da o riyakarlığına mutlaka hatırlatma yapmamız lazım. Şimdi siz gazetelere bakıyorsunuz. Başkan Erdoğan'ın Refah Partisi, bakın başkan Erdoğan Partisi, bakın, evet. başkan Erdine, siz ne dediniz? Hakkı teslim ettiniz. Tabii yani, dediniz, milli yani, görüş döneminde yani, dediniz. Gizli halimiz yok. Milli görüşün gazetesinde var mı? Bir başkan saldırıya uğramış ya. Bir başkan çığlık seslerini yayınladık az önce. Bir başkan saldırıya uğramış. Var mı milli de birinci sayfada? Yani Yok. Hangisinin? Kararda var mı? Yok. Ekrem İmamoğlu finanse edince şimdi nasıl karar gazetesi çıksın da Ekrem İmamoğlu'nun taraftarlarının ve Ekrem İmamoğlu'nun da lan 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 diyerekten söze girip Lan diye bitirdiği bir konuşmayı nasıl versin? Şadi Yazıcı'ya yapılan hakaretleri de, nasıl haberleştirsinler? Veremiyorlar. Belki de şey diyeceklerdi. Ya biz böyle yaptığımıza şükredin. Cumhuriyet gibi şey de diyebilirdik. Geldi. Geldi tabii. Bir de Darbe yani, başkan geldi. gelmek için buraya gelmiş. Tabii. Arkadaşın rahatsızlığı falan diyerekten de devam etmiş Ekrem İmamoğlu. Bunların hepsini ayrı başlıklar halinde incelemekte fayda var ama bizim vaktimiz yok tabii. Evet. Şimdi Başkan Erdoğan'ın dün açılışına değinmedik. Onu da söylemiş olalım. Akit'in manşetinde var. Türkiye'nin Türkiye yüzyılının yılının temellerini atıyoruz. Akşam manşette 500 bin yuva yuvaya ilk temel diyor. Cumhuriyet bunu nasıl görüyor? Bakın daha dün yapamazlar. Nasıl yapacaklar? Nasıl edecekler diyorlardı. Bugün de diyor ki Erdoğan yine umut dağıttı. Dördüncü sayfasında da diyor ki kimse teslim beklemesin. Bakın o konutları kimse teslim olacağını beklemesin diyor. Sadece umut dağıtıyorlar diyor. Evet daha önceden de kimse müracaat edileceğini zannetmesin diyordu. Kim müracaat edecek ki? Hangi parayla kim? bu açıklanan projelere müracaat edebilir ki dediler ama ilk günden 700 bin kişi müracaat etti. Bugün itibariyle de 8 milyona ulaştı ki 500 bin konut yapımından bahsediliyor. 500 binin karşısında 8 milyonluk bir talep var. Yani 16 misi. 1'e 16. Bir kontenjan var. 16 kişi geliyor diyor ki bu kontenjana ben talibim diyor, ben burayı istiyorum, bu şartları taşıyorum, bana bu hakkı verin diyor. Ha, bu hakkı bugün verilemezse de 16 kişiden birisine o hak verilecek olsa bile ben sayıları kısıtlamış oluyorum, küçülterek vermiş oluyorum ki daha net olarak anlaşılsın. 500 bin imkan tanınıyor 500 bin kişiye ama talep sonuçta 8 milyon. Dolayısıyla şimdi de Cumhuriyet Gazetesi kimse beklemesin bu inşaatlar bitmez diyor. Daha belki örneklere bakıldığı zaman Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ne dediler? Bu köprüler müze olarak kalacak dediler. O iki tane köprünün ayağı yapılmıştı. Henüz daha aradaki köprü tümüyle monte edilmemişti. O tarihte FETÖ'cü yargı mensupları durdurma kararı almıştı. Solcularla birlikte hareket ederek. O tarihte Bir Gün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi manşet atmıştı. Bu köprünün ayakları burada müze olarak kalacak, bu köprü bitirilmeyecek demişti. O köprü de bitti, Avrasya Tüneli de bitti, Marmaray da bitti, Osman Gazi de bitti, Çanakkale Köprüsü de bitti. Dolayısıyla bu 500 bin konut da biter, biter. ki ilk etap dün itibariyle temelleri atılanlar 5615 konutluk 2 yıl içinde teslim edileceği söyleniyor. Bakalım şöyle bir 3 ay sonra o temel atılan yerlerde fikri takip yapalım. Biz de fikri takip yapalım. Kendimizi test edelim. Acaba gereksiz bir iltifat mı gösteriyoruz AK Parti'ye, AK Parti iktidarına? Yoksa hakkıyla AK Parti iktidarı bu ülkede ben şunu yaparım dediği zaman yapıyor mu? Bunu da test etmek için bir 4 ay sonra bir bu temelli atılan yerlere gidilip bir bakılması lazım. Bakalım temeller yükseliyor mu yoksa CHP'li bir Erzincan milletvekili vardı. Erbakan Hoca Erzincan'da bir fabrikanın temelini atmıştı. Hemen ertesi günü gidip o temel temel sembolik bir şey. Yani bir günde, iki günde sen ne bekliyorsun? Hemen fabrika yapılmasını mı bekliyorsun? Şu büyüklükte bir temel sembolik olarak atılmış. O temeli kazmış etrafını herif. Onu almış, götürüp mecliste işte Erbakan Hoca'nın hayali bak temeli getirdim Ankara'ya diyerekten alay ediyordu. Şimdi o alay eden adamlarla Erbakan Hoca'nın talebesiyim diyen adamlar yan yana yol yürümeye devam ediyorlar. Ama biz o temellerin takibini yapalım ki şu an itibariyle iki sene içerisinde bitireceği sözü verildiğine göre 5615 konut için seçimlerin yapılacağı Haziran ayına kadar da en azından şöyle bir ikinci katını falan görmüş olmamız lazım o binaların. Eğer ikinci katına falan gelmemiş olursa da o zaman da seçmen der ki ya temeli attınız Cumhuriyet gazetesi haklı çıktı. Bakın bitirilemiyor herhalde ki hiçbir şey yok bunlarda der. O zaman da oy kullanmaz veya da oyunu Tayyip Erdoğan'a vermez. E o zaman Tayyip Erdoğan da yanlış yapıyorsa karşılığında da oy almayarak karşılığını ödemiş olur. Şimdi çok farklı bir konu ama izleyicimizin bir tanesi hatırlatmış bir izleyicimiz. Kıymetli bir değerli bir izleyicimiz. Oradan eee geride kalmış bir konuya değinmiş. Bence önemli bir nokta nokta. Selamünaleyküm Murat Bey. Emekli amiraller daha önce üzerinde vazifesi olmadığı halde sabaha karşı bildiri yayınlıyorlardı. Neden TSK'ya atılan bu iftiraya karşı bir bildiri yayınlamıyorlar? Yerden Niye sessiz kalıyorlar kadar, diyor. Yerden göğe kadar haklı. Yani bizim yapamadığımızı bakın izleyicimiz. Öyle bir körlüğe düşüyoruz ki, öyle bir körlüğe düşüyoruz ki işte bakın izleyiciler televizyonla birlikte, gazeteyle birlikte ancak birlik olursa, fikir üretilirse doğruya en güzele ulaşılabilir. Yani o kadar bakıyoruz. Yeni çağ niye bu konuya uzak duruyor? Söylüyoruz güya. Ama yeterince söyleyebildiğim kanaatinde de değilim. Ya yeni çağın sayfasını çıkartıp şurada verip ya kardeşim siz milliyetçisiniz, ülkücüsünüz güya. Nerede ya bu kimyasal iftirası nerede sizde diye hesap sormamız lazım. Orada yazarların hepsinin adını, soyadını, annesinin, babasının adını verip kimlik numaralarını verip siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz dememiz lazım diyemiyoruz. İzleyicimiz yerden göğe kadar haklı. Amirallerimiz nerede emekli amiraller? Emekli amiraller çıkıp, emekli generaller çıkıp demeleri lazım ki ya kardeşim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan bu iftirayı kınıyoruz. Tesutçular nerede mesela şimdi? Evet. Emekli Subaylar Derneği nerede? Şunu diyebilirler. Biz AK Parti ile özdeşleşmek istemiyoruz. Bizim AK Parti iktidarına bir desteğimiz olarak bu algılanmaz. Bunu da yazsınlar bildirilerine. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne karşı bir mücadele yürütürken böyle bir iftirayı hem de başında profesör ünvanı olan adli tıpta yıllarca çalıştığını söyleyen bir kadın doktor dinlendirdiği zaman biz buna eyvallah edemeyiz. Niye ya bir açıklama yapmıyorlar? Buyursunlar yapsınlar. Neredeler? Maaşları alıyorlar. Orada evlerine giriyorlar. Orada çayları kahveleri dışarıda 5 liralık çayı orada bir liraya içiyorlardır. Bilmiyorum kaç lira. Yani tahminen söylüyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ni koruma, kollama, savunma noktasına geldiği zaman biz burada yırtınıyoruz. Ama ben gitsem şimdi orada evine, e tabii ki bugün itibariyle kimse sakalın senin var ve vesaire demez ama dün itibariyle, geçtiğimiz yıllar itibariyle gitmek isteseydim, hop kardeş sen nereye gidiyorsun ya sakalını kesip gelmen lazım denilirdi. Hayır orada evlerini bırakın. Bu kafalara şimdi dönün bakın sizi beni de o asker düşmanlığıyla suçlayacak. Yani yani. yani <laughs> bu adam... İzleyicimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizim göremediğimizi görmüş oluyor. Aynı eleştiriyi Yeni Asya'ya da yapalım. Karar Gazetesi'ne de yapalım. Milli Gazete'ye de yapalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir anlamda bu şekilde bir iftira atıldığı zaman çevik birlere sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ya bu yaştaki insanlar vesaire vesaire diyenler Meral Akşenerler ya bu yaşta insanlar cezaevine konuldu falan filan diyenler şimdi şu an canını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subaylarına iftira atan adamlara karşı çıkıp da Hı. ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya ayıptır yazıktır ya canını ortaya koyuyor bu insanlar canını ortaya koyan insanlara iftira atıyorsunuz ya diyemiyor. Meral Akşener de diyemiyor. Müsavat Dervişoğlu da diyemiyor. Diğer CHP'li milletvekilleri de, genel başkanlar da, genel başkan yardımcıları da diyemiyorlar. Evet. Şimdi temellerini atma mevzusuna araya girmişti. Temelleri atma hususunda takipçisi olalım demiştiniz. Hadi takipçisi olalım. Verilen bir söz vardı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilini yapacağız diyordu. Yeni Şafak'ta bir haber seri üretime son 3 gün diye bir haber. Akit'te de yine bir haber. O da diyor ki Meral Akşener katılmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu katılmıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin üretimin üretimiyle alakalı fabrika açılışına ilk banttan inişe Meral Akşener ve şeyde Kemal Kılıçdaroğlu katılmıyor katılmıyor diye bir haber. Evet bunu da belki 30 değişik başlıkla incelemek lazım. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu daha yeni bir söyleme fabrika yok. Fabrika 20 yıllık iktidarınız döneminde bir tane fabrika açtınız mı? İşte eski dönemlerde şimdi Erbakan Hoca'yı da yanlarına almışlar. Güya, temelini alıp Ankara'da gösteri yaptıkları, alay ettikleri Erbakan Hoca'nın e, temelleriyle dalga geçerlerken şimdi o gübre fabrikaları açıyordu. Sizin açtığınız bir tane gübre fabrikası var mı diyor. Sonra devam ediyor, parantez açıyor. Özel şirketlerin fabrikaları sayılmaz ama diyor. Devlet açması lazım diyor. Devletin neyi açması gerektiğini AK Parti iktidar gösterdi size. Cumhuriyet tarihi boyunca, 99 yıl boyunca bir tane... Otomobili üretememişsiniz. Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin. Bir girişimde bulunmuş. Ona da tuzağın tuzağı kurulmuş. Kumpasın kumpası kurulmuş. <laughs> Yakıt deposuna benzin koymadan araba yürüyecekmiş gibi o operasyonu çekmişler ve o gümüş motor sonrasında o araba ile ilgili üretimde akamete uğramış. E şimdi 99. yılda 100. yılda yerli otomobil yapılacak. Hani bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu Amerikalara gidiyor, teknoloji, bilim vesaire vesaire diyor. Efendim işte öyle hantal, ağır, bilmem nelerle ihracat olmaz. İhracatımızı bizim teknolojik konularda yapmamız lazım, pahalı konularda yapmamız lazım i̇şte diyor. Teknoloji. E işte teknolojinin kralı burada. 99 yıldır yapamadığın bir şeyi devlet ki hatırlayın ne badirelerden geçirdi burada. Şu iş adamı ben varım dedi sonra yokum dedi yan çizdi. Öbür iş adamı ya ben çok yoruldum dedi kenara çekildi. Şimdi gelindi o yerli otomobil yapılıyor. Dünya genelinde herkes otomobil fabrikalarını kendi ülkelerinde yaptıkları gibi bir de ki diyorlar sömürge devletiymiş gibi. Maalesef Türkiye içinde bile ne diyordu Süleyman Demirel? Gelsinler. Otomobil fabrikası kursunlar Çankaya'nın bahçesini bile veririm diyordu. Bakın. Slogana bakın. Gelsinler yeter ki biz üretemiyoruz. Türkiye üretemiyor. Gelsin yabancılar burada otomotiv fabrikası kuracağız desinler. Değil. Koca elindeki binlerce dönümlük arsayı o tarihlerde akit eleştiriyordu. Niye bedavaya veriyorsunuz diye. Haklıdır, haksızdır. Otomotiv eğer Türkiye'de üretilecek olursa arabalar 3 kuruş daha ucuza mal olabilir veyahut da 3 kuruş daha az yurt dışına para gidebilir düşüncesiyle Süleyman Demirel bunu demiş olabilir. Ama Süleyman Demirel'in görevi Çankaya köşkünün bahçesini bile veririm demek değildi. Biz yapacağız otomobili yerli otomobili demekti. Onu maalesef demedi, diyemedi. Ancak başörtülülere Arabistan'a gitsinler diye yol göstermeye kalkıştı. Bugün itibariyle Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yerli otomobil yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu davet ediliyor. Beni devlet değil. Özel şirket çağırsaydı ki o zaman ben rica ediyorum şu özel şirket yetkililerine. Lütfen davet edin. Şunun şurasında zaten kalmış 3-4 gün. Bir şey davet edin sorayım. gelsin bu. Siz davet edildiniz mi? Ben davet edilmedim. İsmail Saymaz edildi ama. Şimdi o şeyler birbirine karıştı. O übürsüne de ben henüz daha davet gelmedi ama e, AK Parti'nin bir vizyon şeyi var bildiğim kadarıyla. AK Parti'nin tanıtımıyla ilgili bir toplantı var. Bir de Tokun e, yerli araba üretimiyle ilgili bir tanıtım e, çalışması var. O ikisi birbirine biraz karıştırıldı. Özlem Gürses çağrılmış. İşte İsmail Saymaz çağrılmış. Tokla da ilgili olarak mesela şimdi şu ana kadar cevabi mahiyette bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Beni Cumhurbaşkanlığı değil özel şirket üretimi yapacak olan şirket çağırırsa o şirketin önünü açan kim? Cumhurbaşkanı. Ama ben kısır tartışmayı sevmem. O şirketin yetkililerine buradan çağrıda bulunuyorum. Beni çağırmasınlar. Çok lazım değilim ben. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırsınlar. Fabrika görsün gözü. Görsün bir fabrika gözü görsün de Ondan sonra kalkıp da meydanlarda ya Cumhuriyet tarihinde şu fabrikalar, bu fabrikalar yapıldı. Ama AK Parti iktidarında bir tane fabrika yapılmadı derken biraz belki utanır diye ümit taşıyayım ben. Öyle gübre, tamam gübre fabrikası da açılsın, özel şirketler açsın, özel şirketler açamıyorsa devlet açsın. Ama gübrenin çuvalını satarsınız, satarsınız 300 liraya, 500 liraya bir tane araba ürettiğiniz zaman 20 milyon lira. Evet. 1 milyon lira Meral Akşener'in sözünü de cevabını da Hatırlatalım geçelim Meral Akşener'de programım var diyor Program programı var gelemiyorum diyor, diyor. Ne Ama ben var şey yani? grup başkan vekilini gönderiyorum ya, Cumhuriyet tarihinde ilk defa olan bir şeyden bahsediliyor Yani Ne programı ya Koray Aydın'ı yolluyorum Partimizin yetkilisi ve siyasi çalışmalar Başkanımız Koray Aydın'ı yolluyorum diyor Takip edeceğiz o gün o saatte Meral Akşener'in hangi programı var? Belki pazarcı dövecekler bir yerde evet. yine. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım takip edelim görelim. Evet şimdi Cumhuriyet'in altta bir haber var. Erbaşlı icazet töreni. Hemen yanında bir haber daha var. Bayrağı masaya serdiler. Diye ifade ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı törende 17 okulda 800 öğrenciye dün Kayseri Kadrihas Kongre Merkezi'nde hafızlık icaret me, icazet merasimi düzenlendi. Törende konuşan Erbaş, ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i okuma azminin ve ona olan ilginin artması bizleri bahtiyar etmektedir dedi diyor. Yan tarafında da Atatürk'ü hedef alan reisül kurra Mustafa Demirkan'ın yönettiği düzenleyiciler arasında İsmaila bağlantılı ismin de yer alacağı İsmaila bağlantılı ismin yasa dışı bir örgüt. Yani oradan herhalde ilişki kuruyorlar. Saadet Partili kardeşlerimize daha iyi, iyi dinlesinler. İyi dinlesinler. Evet. Cumhuriyet gazetecini bizim evimize sokmayız biz. diyor olabilirler. Onlar sokmasalar da Cumhuriyet Gazetesi bunları yazıyor. Evet. İsmail Ağa ile ilgili. Buyurun tamamlayın. ve, ve şunu yapmışlar ve o büyük bir suç daha var ortada. Muazzam bir suç var. Çatalca'daki icazet töreninde yasaya aykırı şekilde masaya Türk bayrağı serildi. Evet. masaya şey, Türk bayrağı. Şimdi evet. hutbede neden Atatürk'ten bahsetmiyorsunuz? Neden işte Türkiye'de şunu demiyorsunuz? Neden bunu demiyorsunuz diyen adamlar Cami'de Türk bayrağı görmenin yasaya aykırı olduğunu ve bunun bir suç olduğunu iddia ediyorlar. Evet. PKK e, paçavralarıyla şurada burada toplantılar düzenlendiği zaman Cumhuriyet'in yazarları, gazetecileri, muhabirleri falan koşa koşa giderler. O PKK paçavraları etrafında işte kandile gittik, sigara izmaritlerini bile yere atmıyor bunlar, bu kadar çevreci falan diye güzellemeler yaparlar. Cumhuriyet gazetesinde de bunlar yayınlanır ama Türk bayrağını saygı amacıyla masaya koyduğunuz zaman e tamam ben de derim ki ya şuraya koyalım Türk bayrağını masaya koymayalım olabilir. Ama masaya koyan şahıs da Türk bayrağına saygısından dolayı oraya koyduysa oraya Türk Şimdi bayrağını de kumar, koymamış var, olsaydı Bey. eyvallah. Yeah. Ki caminin içi de orası. Yani oraya bayrağı eğer duvara koyarsanız belki bir başkası da bir başka eleştiri getirebilir. Bilemem ama sonuç itibariyle o bayrağı oraya koymanın anlamı ne? Biz bu bayrağa saygılıyız demek için o bayrak oraya koyuluyor. O bayrağı hiç koymamış olsaydı Cumhuriyet Gazetesi ne diyecekti? Helal olsun bu insanlara. Bakın icazet töreni düzenlenmiş mi diye. Yok gene saldıracaktı. Gene saldıracaktı. Ama burada Cumhuriyet Gazetesi kendi görevini yapıyor şu birinci sayfada yer alan bir haber. Saadet Partisi bunlarla nasıl ittifak yapıyor? Bana lütfen kalkıp da şunu demesinler. Biz Cumhuriyet Gazetesi ile ittifak yapmıyoruz. Biz CHP ile ittifak yapıyoruz falan diye aklımızı zorlayan savunmalar geliştirmesinler. O Bülent Kayalar, efendim Temel Karamollaoğulları, efendim Mustafa Kayalar vesaire bu isimler çıksınlar samimi, dürüst bir şekilde. Şu haberi haber adı altındaki dindarlara kusulan nefreti nasıl izah ediyorlar? Bunlarla nasıl işbirliği yapabiliyorlar? Bunlarla birlikte bu hakaretleri yapanlarla birlikte bu imkanları sağlayan AK Parti'yi devirmek için nasıl çaba sarf ediyorlar? Başlarını yasağa koydukları zaman gerçekten bir öz yaptıkları zaman karşılarına ne çıkıyor? Samimi, dürüst bir şekilde anlatmaları lazım. Ve sonuçta Cumhuriyet'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrılarını bir anlamda e işte dozu düşük eleştirilerle karşılarken bu kin ve nefreti nereye oturtuyor? Kemal Kılıçdaroğlu bu haber hakkında ne düşünüyor? Bir yandan kendisi helalleşme çağrıları yaparken, kendisini destekleyen Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haberler yayınlanırken, kendisi ne düşünüyor Cumhuriyet'in bu yayınları, bu iftiraları, bu kin nefret aşılayan bu haberleri hakkında çıkıp açıklama yapması lazım. Ama biz bu açıklamaları göremiyoruz. Tuncay Özkan çıkması lazım. Medyadan sorumluydu bir tarihte. O bir şeyler söylemesi lazım ama Tuncay Özkan da herhalde eşinden kaynaklı bir halası varmış. O halası İzmir'de Buca Belediyesi'nde işe konulmuş, bankamatik memuruymuş. Daha bir hafta önce işte belgesi, işte belgesi dedi. Buca Belediye Başkanlığı'ndan bakın belgeyi gösteriyorum işte burada dedi. Bu değil tabii. Buca Belediyesi'nden aldım ben belgeyi, benim eşimin halası orada çalışmıyor dedi. Şimdi dün itibariyle Buca Belediyesi'nde çalışmıyormuş. Doğru. Buca Belediyesi'nin spor kulübünde bankamatik memuru. E, yalan söylememiş. Ha, yalan söylememiş. Dolayısıyla onlar alsınlar götürsünler. Kemal Kılıçdaroğlu bunlara gözünün kapatsın. Biz helalleşmek istiyoruz desin. Mer Cumhuriyet düşmanlığını yürüsün. Bizim Saadetliler de bunlarla birlikte ittifak Mersin'de yapsınmış. Mersin Belediye Başkanı'nın yaşadığı sitede kaçak su kullanıldığını belgeledik. Kendi personeli ceza kesti. Kendi personelini işten attılar belediye başkanının belediye meclis toplantısında yalan söylüyorlar. Birinci derece yakın akrabalarım oturmuyor orada dediler. Haberin içerisinde şey varmış. Şey belediye, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yakın akrabalarının oturduğu site diyormuş. Sanki eşi çoluğu çocuğu birinci derece akrabası değil. <laughs> Diyor ki yakın akrabalarım birinci derece akrabalarım oturmuyor. Olayı ben yalanlamıyor. ama başkaları iyi peki sen oturduğun sitede böyle bir kaçak. Yani belediye başkanısın sen. Belediye Başkanı Olman Hasebi'yle <laughs> en fazla hassasiyet senin göstermen lazım. Kaçak su kullanımı noktasında ama site yönetimi çerçevesinde oraya havuz yaptırmışsınız. Lüks bir şey. Zorunlu bir şey de değil. Yani zorunlu bir şey olsa bunlardaki ben edebiyatı gayet iyi bilirim. Şöyle bakarlar. değil mi içmeyelim mi o suyu diye. He. Su en tabii insan hakkıdır. Yeni baro başkanı olan Filiz Saraç Maltepe'de bir site hemen sınırın ötesindeki kamu arazisini işgal etmiş. O kamu arazisini işgal ettiği için hazine de yıllar sonra demiş ki siz burayı şu kadar senedir kullanıyorsunuz sitenin parkı bahçesi olarak şu kadar ecir misil ödeyin. Sembolik bir şey istemiş. O şimdi hak ihlallerinden falan bahseden Filiz Saraç yeni başkan olan kadın Kadın adayı başkan oldu, baro başkan oldu diye yırtınanlar duysunlar. Savunması şu, site sakinlerinin savunmasını yapıyor Filiz Saray. Diyor ki, çevre insan hakkıdır. Biz burayı güzelleştirdik, ağaç diktik. Dolayısıyla devlet bize para vermesi lazım. Kamunun arazisini kullanıyorsun, işgal ediyorsun. 85 milyonun yerini 85 milyona kapatıp, 10 kişi kullanacak hale getiriyorsun. Sonra da orayla ilgili 300 lira para öde denildiği zaman diyor ki çevre güzelliği insan hakkıdır. Dolayısıyla biz para ödememiz gerekmez. Onlar bize ödemesi gerekir. Dolayısıyla Mersin Belediye Başkanı da ya havuzda insan hakkıdır deyip gayet güzel o olaydan sıyrılabilirdi. Fakat sonuçta ben gene Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili gerçekten samimi, dindar insanlara şu habere bir bakıp kendilerini şöyle bir öz tabi tutmalarını istiyorum. Kimlerle yol yürüyorlar bir baksınlar. Evet. Şimdi Sözcü ve Cumhuriyette bir haber daha vardı yine. Cumhuriyette ve Türkçe'ye Saldırı diye bir ifade var Cumhuriyet'e bir saldırı deyince aklıma herhalde Şebnem Korur Fincancı ile ilgili haber yapmışlar diye gelebilir aklınıza ama yanında Mahir Ünal'ın fotoğrafı var AK Parti Grup Baş Başkan Vekili Mahir Ünal kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatımızı alfabemizi dilimizi hasılı bütün düşünmemizi yok etti etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz ifadesi Cumhuriyet Cumhuriyete ve Türkçe'ye saldırı diye veriyor. Onun tepesindeki manşette de bu ne yaman çelişki böyle diye bir ifade kullanıyor. AKP'li Ünal'ın Cumhuriyete hedef alan sözlerine ortağı MHP'den tepki geldi diye ifade ediyor. Bir e, sözcü de birinci sayfasından MHP'den Ünal'a hadsiz çıkışı diye bir haberi var. Evet Cumhuriyet gazetesi vermiş Cumhuriyet İttifakı'nı çatlatmak için. Ee, Sözcü Gazetesi de vermiş, hatta yanılmıyorsam Milli de vermiş mi? Milli de vermiştir. Ama Yeni Çağ Gazetesi vermiş, İyi Parti'nin destekçisi. Ama MHP'nin destekçisi Türk Gün Gazetesi birinci sayfasından bunu vermiş. Evet. evet, Devlet Bahçeli dün grup toplantısında bu konuşmayı yaptı. Evet, Mahir Ünal'a ismini vermek için e, ağır ifadeler kullandı. Ama Türk Gün Gazetesi tercihini ya Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliği bozabilir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanma iftirası atıldığı bir dönemde biz bu Cumhur İttifakı'nı sarsmamamız gerekir. Çünkü Cumhur İttifakı'nı sarstığımız takdirde yerine gelecek olanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor. iftirası atanlar veya atanlara ses çıkaramayanlardır. HDP o ittifakın içinde olacaktır. O HDP'ye ses çıkaramayan CHP o ittifak içinde yer alacaktır. Sezgin Tanrı kulu o kimyasal silah iddiasını ben araştırılmak üzere TBMM'ye soru önergesi olarak vereceğim diyen adam hala CHP'dedir. Düşüncesiyle Türk Gün Gazetesi birinci sayfasında vermemiş, ilk sayfasına da bakmadı. Yani bu noktada ben şu samimi kanaatimi de söyleyeyim. Ben Mahir Ünal'la mesafeliyim. Ben Mahir Ünal'la mesafeliyim. Yani Akit TV'de, Akit Gazetesi'nde belki yanlış değildir derim ben ama belki eleştirilebilecek şekilde küçücük bir konu olduğu zaman hemen AK Parti adına çıkıp eleştirel mahiyette açıklama yapıyorsa ben Mahir Ünal'a mesafe koyarım. O samimi, dürüstçe yaklaşımım. Ama ben şimdi Mahir Ünal'la mesafeliyim diye Mahir Ünal doğru bir şey söylediği zaman da kalkıp da düşmanlarıyla birlik olup Mahir Ünal'a saldıramam. Mahir Ünal ne demiş? Mahir Ünal demiş ki Cumhuriyet'te dilimizde sıkıntılar oldu. Olmamış mı? Misak-ı Milli. En temel belgemiz değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün de Misak-ı Milli'den vazgeçmeyeceğiz diyerekten açıklamaları var. Buyurun şimdi bana Devlet Bahçeli dahil, Cumhuriyet Gazetesi dahil, Sözcü Gazetesi dahil, her bir mahir Ünal'a laf saydıran kim varsa hepsi çıksın söylesinler. Misak-ı Milli'yi gösteriyorum. Mustafa Kemal'in de savunduğu Misak-ı Milli'nin orijinalini gösteriyorum. Var mı okuyabilen? Var mı bir baba yiğit? Okuyamıyorsunuz değil mi? şurayı okuyamıyorsun. Evet. Hadi Latin harflerine çevirelim. Latin harflerine çevirdiğim zaman okuduğunuz zaman anlayabiliyor musunuz? Buyursunlar söylesinler. Ondan sonra Mahir Ünal'a desinler ki ya bunu şey yapma. Misak-ı Milli Beyannamesi birinci madde. Devleti Osmaniye'nin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskun olup meskun. 30 teşrini evvel 1918 teşrini evvel Tarihli mütarekenin hin-i akdinde hin-i akdinde muhasım orduların muhasım. Hangi dil bu? İşgali altında kalan aksamının aksamının mukadderatı ahalisinin serbestçe beyan edecekleri araya tevfikan araya tevfikan. Devam etmeyeyim. Dolayısıyla eğer biz bunu anlayamıyorsak anlayabiliyorlarsa gelsinler ellerini öpeyim hepsini Eğer anlayamıyorsak burada bir sıkıntı var demektir bu sıkıntıyı çözme noktasında birisi bir açıklama yapıyorsa herkesin ya bunu bir tartışalım konuşalım demesi gerekir Evet. Bir haber yok dediniz kapatmak zorundayız ama bir haber daha yok onlarda. Bakın evet. Akşener bir şey söylüyor. Sabahın 14. sayfasında ipin ucu iyice kaçtı diyor. Dün katıldığı Halk TV'deki programda söylüyor. Diyor ki CHP'yi destekleyen bazı kişiler tarafından ortaya atılan İyi Parti'nin il ve ilçe teşkilatının kirasının CHP'nin ödemesi iddiasıyla ilgili ipin ucu iyice kaçtı diyor. Bu konuyu altılı masada gündeme getirdiğini söyleyen Akşener 15 milletvekili diyet borcu hakkında 15 milletvekili diyeti meselesini söyleyenlere dur diyen olmadı. Masaya davetinizle geldik. Sadece istemiyorsanız davet etmeyin kardeşim. İlle de biz gelelim demedik diyor. Evet tartışmalar büyüyor. Evet, Halk, TV'de Halk TV'de hem de masanın bu, bu, bu söylüyor. Bunu da dikkate alalım. Evet bizden bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.